Değerli İlçe Başkanım, kıymetli parti yöneticilerim, kıymetli Cumhuriyet Halk Partililer, sayın önceki dönem ilçe başkanlarımız, sayın önceki dönem parti yöneticilerimiz, sayın meclis üyelerimiz, sayın il genel meclis üyelerimiz, sevgili basın mensupları, buraya uzaktan yakından gelen dostlarım, hepinizi öncelikle sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Karadeniz Ereğli tarihimizin en büyük felaketini yaşadı. Bu felaketten zarar gören değerli esnafımız ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım bir daha böyle büyük bir felaket yaşamayız. Sevgili yol arkadaşlarım, bugün ülkemizin en güzel şehirlerinden biri olan Karadeniz Ereğli'nin geleceğini inşa etmek için çıktığım yoldaki buluşmamızdan bir tanesi. Ben Kepez Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm. Şehrimizin her mahallesini, her caddesini, her sokağını çok iyi bilirim. Doğup büyüdüm, ekmeğini kazandığım, yuvamı kurduğum Karadeniz Ereğli'nin bugüne kadar hep daha iyi yerlerde olmasını hayal ettim. 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye meclis üyesi olarak seçildim. Ve yaklaşık 5 yıllık görev sürem içerisinde belediyemiz çalışmalarından Cumhuriyet Halk Partisi örgütü disipline uygun hareket ederek yapmaya çalıştım. Bu çalışmanın sırasında İlçe örgütümün bana ihtiyaç duyduğu her yerde, her zaman örgütümün yanında yer almaya gayret gösterdim ve destek oldum. Tabii bu süreçte belediyemizin mikro ve makro sorunlarını tespit etme imkanım oldu. Bu sorunların kısa ve uzun vadede çözümlerini biliyorum. Bu sebeple önce partimden, sonra Ereğli halkından yetki istiyorum. Ekip arkadaşlarımız da akıl ve bilimin önceliğinde geleneklerini unutmayan yepyeni kent inşa edeceğimize söz veriyoruz. Bugün de sizlerle birlikte hayal ettiğimiz Karadeniz Ereğli'yi oluşturmak için Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığı'na aday olduğumu duyurmak istedim. Kimseyle kavga etmeden yeni doğan çocuğumuzdan en yaşlımıza kadar toplumumuzun her bireyini sevgiyle kucaklayarak güzel şehrimize hizmet etmeye talibim. Gençlik enerjim ve heyecanım ile güzel şehrimizin ekibimle beraber çok çalışarak hizmet edeceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle gönül verdiğim partimden aday adayı olduğumu bir kez daha kamuoyuyla paylaşır, katılım sağlayan herkese teşekkür ederim.